Levent Yılmaz, Yeşil Mutabakat için kritik adım. Bundan tam bir yıl önce yine bu köşede Avrupa'nın Yeşil Anlaşması bizim sanayimizi nasıl etkiler başlıklı bir yazı kalem almış ve bazı uyarılarda bulunmuştum. Aradan geçen zaman diliminde konuya ilişkin pek çok şey yazıldı. Ancak en önemli adım olması gerektiği gibi Ticaret Bakanlığından geldi ve Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayımlandı. Plana bakmadan önce ben neler yazmıştım kısaca ona bakalım. Yeşil mutabakat ve bizi bekleyen tehlike. Yeşil mutabakat artık Avrupa'nın yeni büyüme stratejisi olarak kabul ediliyor. Bu mutabakat da 2050 yılına kadar Avrupa kıtasının karbon nötr hale getirilmesi hedefleniyor. Söz konu mutabakatla karbon emisyonları azalacak ve yeni iş imkanları oluşturulurken yaşam kalitesi de arttırılmış olacak. Öte yandan bu mutabakat bizim gibi Avrupa Birliği'ne yoğun ihracat yapan ülkelere de önemli sıramalar içeriyor zira tüm bunların ardında sanayi tesislerinin üretim yaparken çevreyi kirletmesinin önüne geçme ve karbon salınımlarını en aza indirme satıcısı yatıyor bu durum zaten yüksek olan üretim maliyetlerinin daha da artması anlamına gelecek sonuç olarak atılan adımlar Avrupa Birliği'nin daha korumacı ticaret politikaları uygulayacağı anlamına geliyor bunu da Avrupa Birliği'ne ithal edilen karbon yoğun malların eş değer bir emisyon yüküyle, maliyetini arttıracak bir sınır karbon düzenlemesiyle yapmaya hedefliyorlar. Yeşil Mutabakat Eylem Planı Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Türkiye'nin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğini güçlendirecek bir yol haritası olması amacıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınladı. 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylem içeren bu planla Avrupa Birliği pazarında yaşayacağımız olası sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliğiyle mücadele, diplomasi ve bilgilendirme ile bir faaliyetlerinden oluşan eylem planındaki maddelerin hayata geçirilmesi için detaylı bir takvim de ilan edildi. İş örgütleri de taşın altına elini koymalı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatı için ciddi bir sınama olarak nitelendirebileceğimiz yeşil mutabakat için hükümetin gerekli adımları atmaya başladığını görüyoruz. Ancak konunun sanayici ve ihracatçı tarafında halen yapılması gerekenler var. Bir dönem Merkez Bankası'nın ard ar faiz artışlarına ilişkin destekleyici mesaj vermek için bir araya gelerek ortak bir metne imza atan iş dünyasının çatı örgütlerinin bu konuda da İvedilikle bir araya gelmesinde fayda var.